Evet, Sayın Milletvekilim, üniversite neler oluyor? İbrahim Korkmaz, Düzce Üniversitesi öğretim üyeliği yapmış bir hoca, bir öğretim üyesi. Orada yardımcı doçent, doktor unvanımız var. Ki artı, bunu ben biliyorum, memur sen, eğitim bir senin de milletvekili olmadan önce üniversite temsilcisiydiniz. Evet. Şimdi neden üniversiteye ilgileniyorsunuz diyecek bir şeyimiz yok, konumuz evet. yok. Çünkü üniversite zaten yaşıyordunuz siz. Üniversiteyi evet, çok evet. iyi biliyorsunuz. Bildiğinize inanıyorum en azından. Üniversite rektörlük seçiminden sonra başlayan bir tartışma var. Evet. Siz bunu biraz açar mısınız? Kamuoyu da merak ediyor, ben de merak ediyorum şahsen. Ne oldu da üniversiteyle İbrahim Korkmaz'ın arası açıldı gibi göründü veya görünüyor? Bunu biraz açar mısınız hocam? Bu soruyu sormak zorunda mıydım? Yani sormak zorunda değilim belki de ama sorayım. Peki. Şimdi tabii üniversite denince, üniversite siyaset ilişkisini de göz önüne aldığınızda işin siyaset tarafında otomatikman ben görülüyorum. Ama takdir edersiniz ki şu ana kadar ben bu konuda ilgili hemen hemen hiç konuşmadım. Doğru. Basına demeç dahi vermedim. Bir kere bir gazeteye bir demecim olmuştu. Orada üniversiteyle ilgili... Bunu da hafıza sığınarak soruyorum. Çünkü çok merak edildiğiniz için öğrenmek durumundayız. Evet, evet. Yani bir kere Düzce Üniversitesi bizim göz bebeğimiz. Bizim Düzce Üniversitesi'ne olan bağlılığımız oranın rektörüyle ilişkili değil. Ondan bağımsız. Rektör bugün odur, yarın bir başkasıdır, dün başkasıydı falan. Düzce Üniversitesi Düzce'nin göz bebeğidir, bir parçasıdır. Önemli bir parametresidir. Biz Düzce'nin ayaklarından bir tanesini üniversite olarak görüyoruz. Düzce bir üniversite şehri olmasını istiyoruz. Ve bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel projelerimiz vardı. Şu ana kadar daha bunu konuşmuş bile değiliz. Ama böyle bir projeleriniz var. Var tabii canım. Yani Sayın Rektör daha ortada yokken ben bunları düşünüyordum. Benim buradaki geçmişim Sayın Rektör'den daha fazla. Yani en az onun kadar da ben de düşünebilirim diye takdir edersiniz yani. Şimdi siyasette bulunuyorum ve siyasetin bu konudaki yapıcı etkisini burada göstermek isteriz. Yani üniversite bundan faydalansın isteriz. Efendim bunun konuşacak tarafı var mı? Ama daha önce de söyledim. İlişkinin iyi olması gerekir. İlişkinin yani biz nasıl... Yani siyasetçiyle, yani politikacıyla, milletvekiliyle üniversitenin bir ve beraber olması gerekir. Olması gerekir tabii. Niye olmasın? Evet. Düşünebiliyor musun şimdi Düzce Üniversitesi'nden çıkmış olan bir milletvekili var. Düzce Üniversitesi için bu ne kadar büyük bir şans. Büyük avantaj olarak kullanmak tabii ben Düzce Üniversitesi'nin ruhunu bilirim yani. Oradaki bütün öğretim elemanlarının birçoğunu tanırım. Birçoğu benim samimi yakın arkadaşlarımdır. Değişik fakültelerde olsalar bile. Biliyorsunuz ben çok üniversite döneminde aktif bir insandım. Belki de üniversitenin en aktif, en sosyal elemanlarından bir tanesiydim öğretim elemanlarından. Yani bir sendikanın üniversite temsili ve aktif bir insanım ben. Yani benim sendikal yönüm vardır, benim sivil toplum yönüm vardır, siyasi yönüm de var. Ben bir dava adamıyım yani. Ve üniversitemi de ben bu dava adamlığım çerçevesinde değerlendiririm. Bir kere buranın altını çizmek istiyorum. Yani ben Düzce Üniversitesi nasıl olsun, nasıl bir şekillenmeye sahip olsun diye bir soru bana sorulduğunda ben çok cevabım var diyorsunuz. Ben derim ki Düzce Üniversitesi Düzce halkının değer yargılarına önem veren ama meşhur tabirle sözde değil özde değer veren bir yapılanma içerisinde olsun. Akademik kadrosuyla, idari kadrosuyla böyle olsun ve Düzce halkının bu konudaki görüşleri de bellidir zaten. Düzce halkının yapısı da bellidir zaten. Düşünce şekli de bellidir zaten. Düzce değer halkının, yargıları da bellidir. Düzce halkının değer yargılarına değer vermeyen bir anlayış mı sergileniyor Düzce Üniversitesi'nde? Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
Bunun bu nereden kaynaklanıyor? Yani öğretim üyelerinden mi? Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Yoksa idare eden mekanizmadan mı? Çok net, çok net. Madem açtınız ben söyleyeyim. Çok net söylüyorum. Düzce Üniversitesi'ndeki kadrolaşma bizi yakından ilgilendirir. Oradaki doku bizi yakından ilgilendirir. Düzce Üniversitesi'nin fakültelerinin büyümesi, fizik alanlarının büyümesi, gücünün artması bizi ne kadar ilgilendiriyorsa, biz bunu ne kadar önemsiyorsak, oradaki dokunun da, akademik dokunun da bizi en az onun kadar ilgilendirdiğini çok net herkes bilmeli. Ben bunu dün de böyle düşünüyordum, bugün de böyle düşünüyorum. Bunu saklamadan söylüyorsun. Hayır, söylüyorum tabii, çok net. Yani Düzce Üniversitesi, Düzce insanının gönül dünyasına göre şekillenecek. Ben bunu böyle istiyorum. Benim gönlüm böyle, bu benim düşüncem ve ben bunu açık olarak da ifade etme hakkına sahibim. Düzce Üniversitesi'nde bir seçim olmuştur. Bu seçimin sonucunda sayın rektörümüz tekrar atanmışlardır. Nasıl atanmış, nice atanmış, ben bunu en ince detayına kadar biliyorum. Çok önemli değil. Sonuçta bugün buraya teşrif eden sayın cumhurbaşkanımız bizim abimizdir aynı zamanda, büyüğümüzdür. Yani siyaseten benim abimdir. Dava adam olarak. Cumhurbaşkanımız olması yanı sıra bizim abimizdir, büyüğümüzdür. Cumhurbaşkanı atamıştır. Aynı dünyanın insanıyız biz. Aynı davanın insanıyız. Çok ötesi bir şey. Başta da söyledim bunu yani. Evet. Ama büyüğümüz böyle uygun görmüşlerse şu veya bu sebeple biz bunu tartışmayız da artık. Bitmiştir, kapanmıştır. Dolayısıyla o rektörün meşruiyetini de tartışmayız. Sayın rektör, Düzce Üniversitesi'nin meşru rektörüdürler. Belirli bir seçim yöntemimiz. O seçim yöntemiyle her ne kadar çalıştığı üniversitede %20 oy alabilmişse bile, %50 yakın oy alan birinci aday devre dışı kalmış. Sayın rektör bir şekilde atanmıştır. Şöyle ya böyle. Tamam. Rektördür. İsterse bir oy alsa yine atanabilirdi. Çünkü sonuçta bu iş Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine kalmış bir şeydir. Ama Cumhurbaşkanı takdirini kullanmıştır. Takdirini böyle kullanmış. Bitti. Evet. Bu demek değildir ki yalnız. Ama sonra tartışmalar durmadı ve devam durmadı. Etti. Niye durmadı? Çünkü üniversitede, bakın şimdi örnek vereyim size, bariz örnek vereyim. Rakibi kimdi Sayın Rektörüm? Bünyamin Dikici. Bünyamin Dikici'ydi değil mi? Kimdi Bünyamin Dikici? Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimi. Profesör, doktor Bünyamin Dikici. Doğru mu? Doğru, evet. Genç bir arkadaşımız. Kaç oy almış? 96 oy almış. Rektör Hanım kaç oy almış? 54 oy almış. Rektör olmasına rağmen 54 oy almış. Yani bir sürü kadro açıyorsunuz, bir sürü insan alıyorsunuz. Değil mi efendim yani? Ona rağmen 54 oy alabiliyorsunuz. Arkadaşa 96 oy alıyor. Yani 96 oy alan bu arkadaş aslında iki arkadaşı da seçim tamamlansın diye aday gösterdi yani. 98. Ben de yoktum, 99. Değil mi? Hadi bir kişi de vermedi. Hadi 100 diyelim. Şimdi bakın. Şimdi ne yapması gerekir Sayın Rektör'ün atandığı zaman? Atandı diyelim ki, şimdi bakın şimdi. Yani kaybedenlerin de, kazananların da bir araya oturup masaya oturmalar. Yani, bu kadar basit. Çağıracak. Böyle yapılabilirdi. Çağıracak bu arkadaşların hepsini ve onlara diyecek ki, arkadaşlar, evet tebrik ediyorum, siz benden fazla oy aldınız. Benim muhakkak bazı yerlerde hatam vardır ki, yani altımı oydular, üstümü oydular falan lafı yok yani. Efendim beni kandırdılar şey. Kanma efendim, yani ne demek kandırdılar şu bu. Hep onları söyledi Sayın Rektör. Diyecekti ki Sayın Rektör, gelin buraya, biz siyaseten bunu isterdik. Arkadaşlar sizi tebrik ediyorum, benden fazla oy aldınız. Ama benim de bazı hatalarım vardı ama, demek ki, çünkü çok az oy alabildim. Ben bu hatalarımı düzelteceğim. Ama gelin, üniversitenin tümünü temsil eden bir yapılanmanın içine girelim demesi gerekirdi. Doğru değil mi bu? Evet. Yani peki, birleştiricilik esasına gitmesi gerekir. Öyle olur. Akıl bunu gerektirir. Akıl bunu gerektirir. Ama böyle de yapabilir. Yani yapabilirdi. Ben, bu saatten sonra ne yapar ben bilmiyorum onu. Yok. Yani yapılan şeyden bahsediyorum. Evet. Diğer yöntemi tercih etti o zaman.
Bakın ne yaptılar biliyor musunuz? Bir öğretim üyesinin, kendisinden daha başarılı olan bir öğretim üyesinin gururuyla, onuruyla oynadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bakın. Kim mesela? Anlatıyorum size. Bünyamin Dikici. Bünyamin Dikici'den bahsediyorsun. Bünyamin Dikici. Son 5 yılda 30 gün kadar bir izin kullanmış. Son 5 yılda. Hadi 35 gün olsun. Ben 27 diye biliyorum ama o kadar kullanmış adam. Yani hiç üniversite kullanmamış. Sürekli üniversite çalışan. Bu üniversite hastanesini zarardan alıp, bildiğim kadarıyla 3 trilyon civarında bir zarardan alıp, kasasında 17 trilyonla teslim eden yaklaşık olarak, rakamla da çok hatalar olabilir, bir adam şimdi bu. Bir öğretim üyesi. Genç bir arkadaş. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. O canım, ben, dün arkadaşımdı, bugün şimdi ben siyasi olduğum diye arkadaşlarımı terk edeceğim. Ben bu konuşmanın başında ne söyledim? Ben evet. Eski arkadaşlarımı terk etmem kardeşim yani. Kusura bakmasın kimse yani. Benim çevrem, beni 26 senedir düzle beni seven çevre, benim çevremdir ve ben onu tutarım. Onun siyasi görüşüne bakmam, bunun şuna bakmam. Ben, o çevrem benim çevremdir. Benim çevrem içerisinde CHP'lisi var, MHP'lisi var, şusu var, busu var. Beni ben olduğum için seven insanlar bunlar. Ben onları hala seviyorum. Ve hala onlarla beraberim yine. Yine çevrem genişlemiştir ayrı bir olay. Bakın şimdi ne olur biliyor musunuz? Dünyamı dikici. Bakın şimdi ne olur ben size söylüyorum. Dün takdir ediyordum. Bugün de takdirin devamı. Bugün takdir ediyorum tabii. Çok kalite evet. Bir insan. Şimdi ne olur biliyor musunuz? Bir öğretim üyesi, başhekim. Yıllık izine çıkıyor. Rektörlük seçimleri bitmiş. Rektör atanmış. Tabii üzgün, kırgın, haklı. Yıllık izine çıkıyor adam. Rektörü de kırgın olabilir. Bu hakkı da var efendim. Yok mu yani? İyi olmasın. Doğru. Rektörün kendisi yumuşak olacaktır. Yani işin başı. O alttan alacak. Tabii canım yani. Çünkü onun ruh dünyasını anlamak rektöre düşer. Ne yapmış bu adam? Çok büyük bir kabahat yapmış. Müthiş. Yıllık izne çıkarken rektörden izin almamış. Kendisinin akademik manada amiri olan, çünkü hem başhekim hem de öğretim üyesi. Akademik manada amir olan dekandan her öğretim üyesinin doldurduğu matbu formu doldurarak ve tasdik ettirerek izin almış bu adam. Anlatabildim mi? Ve yıllık izne çıkmış. Ama bu izni alırken de ne yapmış biliyor musunuz? Sayın rektöre